Divya. Efendim. Mukta geldi mi? Evet geldi. Gidip bir bakayım dur, o zaman. Dur, bir şey mi oldu yoksa? Sadece konuşacağım. Gerçeği anlatacağım. Ne gerçeği? Kızımız hakkındaki gerçekleri anlatacağım Divya. Tapasya'nın başına gelenlerden hiçe sorumlu değildi. Sorumlu teyzemdi. Lütfen öyle bir şey yapma. Peki ne istiyorsun? Yalan hikayeler dinleyip de İtçe ve Miti'den nefret etmesini. Ama Mukta'yı hiç düşünmüyorsun. Kızın dünyası başına yıkılır. Onlardan nefret etmesini istemiyorum. Peki ne söyleyeceğiz ona? Tapasya hakkında ne anlatacağız? Hayır. Ben böyle bir şey yapamam. Yüreğim buna el vermez. Divya, yani Mukta'nın da Tapasya gibi olmasını mı istiyorsun? Sen Tapasya'dan böyle kötü bahsedince benim çok canım yanıyor. Benim de yüreğim sızlıyor Divya. Ama ne yapabilirim ki? Geçmiş tekrar su yüzüne çıktı maalesef. Teyzen sayesinde. Bundan önce de İtçe'nin oğlunu hastaneden kaçırdığını biliyorsun. Şimdi ise İtçe'nin kızının hayatını alt üst etmekten adeta mutluluk duyuyor. Şu an böyle bir şey yapamayız. Hayır Divya. Yoksa çok geç olabilir. Mukta kızım, artık gerçekten Tapasya Takur'un kızı gibi görünüyorsun. Çok güzel görünüyorsun. Tıpkı annen gibi oldun. Umarım nazar değdirmem sana. Büyük anne ben... Büyük anne... Ben bir hata yaptım. Sana sormadan bir teklifi kabul ettim. Üniversiteden bir arkadaşım geldi de bu akşam birlikte yemeğe gidecektik. Gidebilir miyim büyük anne? Gitmeme izin verebilir misin lütfen? Tabii ki. Ama kızım, şunu sakın unutma. Kimin kızı olduğunu, kimin torunu olduğunu sakın aklından çıkarma. Hı? Mukta kızım, her zaman kendi dengimiz insanlarla birlikte olmalıyız. Bu hem arkadaşlıkta geçerli, hem de aşkta geçerli. Ev, aile, arkadaşlık, her konuda dengini seçmek zorundasın. Bu konuda sana güvenmek istiyorum. Mutlaka kendine yakışacak birini seç kızım. Gerçi zaten hediyene bakılırsa öyle de yapmışsın. Yani gidebilir miyim? Tabii kızım. Peki ama büyük anne, büyük babamla anneannem... Onlara senin hatırın için yalan söyleyeceğim. Ama kızım şunu aklından çıkarma. Senin alacağın her türlü kararın sorumlusu benim. Sakın büyük anneni insanların önünde utandıracak bir hareket yapayım deme. Hadi kızım. Teşekkür ederim.
Seni seviyorum büyük anne. Ver Hüdarol. Görüşürüz. Hadi. Tanrım sen onu koru. Nanhe nanhe se haathon mein gudiya purani kismat apni to jaise